Evet, bugün İzmir Yaşam'da yepyeni bir programla birlikteyiz. Biz programın ismini Vahit kardeşimle birlikte, Vahit Bey'le birlikte haber odası olarak koyduk. Ben kendisini kısaca tanıtayım. Yeni Nesil Habercilik Grubu imtiyaz sahibi kendisi Vahit Koç'la birlikteyim. Periyodik olarak haber odası programını kendisiyle birlikte gerçekleştireceğiz. Ve doğal olaraktan İzmir gündemini ilçelerle ilgili, İzmir'in ilçeleriyle ilgili gündemi şöyle bir değerlendirmesini yapacağız kendisiyle birlikte. Bergama, Dikili, Menemen, Ala ve diğer ilçelerle ilgili tabii ki. Bugün biraz heyecanlıyım çünkü diğer yaptığım programlardan farkı bu program biraz daha yoruma dayalı bir program. Ve aynı zamanda İzmir gündemiyle ilgili bir meslektaşımızla, bir gazeteci arkadaşımızla birlikte olmak da benim için ayrı bir onur ve gurur diye düşünüyorum. Nasılsın, iyisin bu arada? Teşekkür ederim. Erdal Bey, siz nasılsınız? İyisiniz. Ben de aynı zamanda heyecanlıyım şu anda. Sizinle aynı yayında olmaktan mutlulukla onu duyuyorum. Aynı zamanda İzmir'in gündemini konuşacağımız için de yoğun bir gündem programı var. O yoğun gündem programı için de heyecanlıyım. Aynı zamanda sizinle birlikte olmak da bana büyük bir onur veriyor. Çok sağ olasın. Hoş geldin bu arada. Şimdi Teşekkür İzmir'in ederim. gündeminde dün biliyorsun sen de takip etmişsindir. Suya yapılan zam var. Bayağı da yüksek oranda bir yapılan bir zam bu. %45 oranında. Sadece 0,04 metreküp arası fiyatı değişmedi suyun. Zamlanmadı yani. 5, 10, 11, 20 ve 21 üstü metreküp fiyatlarda her oranda %45 oranında bir zam yapıldı. Ben önce bu konuyla ilgili istersen senin bir görüşünü alayım. Bununla başlayalım istersen. Tabii ki bu olumlu bir haber değil yani. Ya aslında programa ilk bununla başlamak tabii ne kadar doğru olur? Yani ekonomik durum belli. Mecbur bir şeyleri de konuşmamız gerekiyor. Yani %45 gerçekten de çok büyük bir zam. Özellikle Haziran ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin suya bir indirim yapmasının ardından yani bir ay önce işte indirim yapıp bir ay sonra da %45 gibi bir rakam zamla vatandaşın karşısına çıkması gerçekten de bence vatandaşı üzdü. Zaten ekonomik durum, ülkenin ekonomik durumu belli. Hepimiz biliyoruz yani bu durumu. Biz genel itibariyle büyükşehir belediyelerinden de halk olarak da halkın bir beklentisi var. O beklentisi de işte ekonomik durumdan görülen zararları biraz daha legale etmesi. Ne yazık ki Haziran ayında yapılan indirim tam tersine Temmuz ayında %45 gibi bir rakamla vatandaşın karşısına çıktı. Bu konuda büyük eleştiriler var İzmir Büyükşehir'e. Aynı zamanda siyasi olarak da eleştiriler var Erdal Bey. Mesela dün AK Parti İl Başkanı da bu konuda eleştirilerde bulundu. Hatta illüzyon siyaseti kelimesini kullandı. Yani Haziran ayında yani yapılan bir indirimin şimdi artarak bir zam olarak karşısına çıkmasını bir illüzyon siyaseti olarak değerlendirdi. İSSU'nun bu konuda nasıl bir tavır sergileyeceğini bilmiyoruz ama yani acil bir toplantı ile birlikte %45 zam İzmirli'yi üzdü. Buyur, devam edin. Bu sadece sözünüzü kestim ama bu sadece bu konuda değil. Şöyle düşünelim. İzmirli birkaç gündür sadece ülke olarak da zamlar yaşıyor. İşte ekmeğe zam geldi. Biliyorsunuz
Elektriğe zam geldi. Yani yine biz ekonomik durum zaten kötü. İşte vatandaş zaten sıkıntıda, zor durumda derken İzmir Büyükşehir Belediyesi de işte kaymağını sürdü. Yani, imasını öyle yapayım. Kaymağını sürdü. %45'le vatandaşlarımızı biraz daha sıkıntıya soktu. Ekmek zammını biliyorsunuz. Ekmek zammı geldi. Ki önümüzdeki ay duyduğum kadarıyla bir zam daha gelecekmiş ekmeğe. Yani zaten bu ay bir zam geldi. Önümüzdeki ay içinde şu anda hazırlıklar yapılıyor. Önümüzdeki ayda zam gelecek büyük ihtimalle ekmeğe. Elektriğe de zam geldi şimdi. Şimdi aslında Erdal Bey, birbirine bağlantılı konular. Elektriğe zam geldiği zaman bir şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi suya da zam yapma gereği hissediyor. Fakat Türkiye'de bir yerel seçim atlattık. Bu yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin gördüğü gibi büyük bir başarıya imza attı. Birçok büyük şehri aldı ve Türkiye'de birçok belediye başkanlığını aldı. Ve belediye başkanlığını aldığı dönemlerde işte açıklamaları da halkın refah seviyesini yükseltme vaadiyle. Çünkü halk artık gerçekten de büyük bir sıkıntı içerisindeydi. Ve bu sıkıntıdan dolayı da refah düzeyinin yükselmesini düşündüğü için belki de Cumhuriyet Halk Partisi'ne, belki de tarihinde hiç bu kadar oy almamış bir Cumhuriyet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne veya cümleyi şöyle de kurabiliriz. Yani bu kadar çok belediye Türkiye'de hiç almamış bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne refah seviyesini yükselteceği düşüncesiyle böyle bir oy verdi. Ve gerçekten de birçok belediyeye baktığımız zaman da işte Haziran ayında da hani İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin indirimlerini gördük ya, veyahut da işte şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, konudan konuya geçiyorum ama Erdal Bey, işte lokantalarla ilgili yaptığı işte 50 TL'ye şu anda bir menü veriyor mesela. Birçok belediye de İzmir'de bu şeye devam ediyor. İşte Bayraklı başladı. Buca ilk adım atanlardan bir tanesiydi zaten Buca. İkinci şubesini de açtı. Vatandaş bunu gördüğü zaman, düşünsenize yani bir lokantaya gidiyor. İşte ekonomik durum belli. Bir lokantaya gidiyor. Sadece bir kişi kendini doyurduğu anda bir 250 TL vermek zorunda kalıyordu. İşte Buca'da ilk bunun adımlarını atanlardan bir tanesi Buca Belediyesi. İlk önce öğrencilerle başladı. Şu anda Görkem Bey mesela halkın tamamına bunu yaydı. Sonra da İzmir Büyükşehir Belediyesi, işte arkasından dün hatırladığım kadarıyla işte Buca, Bornova gibi belediyelerde bunun içerisine girdi ve halka 50 TL'ye mesela lokanta, işte karnını doyurabileceği bir alan oluşturdu. Bakın bu bir halkın refahını yükseltme hareketlerinden bir tanesi ve bu çok büyük memnuniyetlerle karşılandı. İşte su zammı vatandaşın beklemediği, işte Haziran'da indirim beklemişlerdi ya vatandaşlar ve o indirimi görmüşlerdi. Su zammı %45 gibi bir rakam çıkınca vatandaş adamda ne oldu? Yani dedi ki bir dakika ne oluyor dedi. Yani hani hayal ettiğimiz neydi, bakın nerelere geldik, şimdi ne oluyor? Zaten ülkenin durumu da belli. Hemen arkasından ekmeğe zam, hemen arkasından hükümet elektriğe de şimdi zam yaptı. Sonuçta vatandaş yine mağdur olmaya devam ediyor. Temmuz ayı içerisinde herhalde biz bayağı bir zamlarla bir Temmuz ayına giriş yapmış olacağız. Benim anladığım bu. Elektriğe %38 zam bildiğim kadarıyla EPDK'nın, değil mi, açıkladığı. Evet, %38. İzmir'de suya %45 zam. Gevreğe, Boyoz'a aynı zamanda, ondan da bahsedelim. Gevreğe, Boyoz'a da zam gelecek. Ekmeğe zam. Hatta diyorsunuz ki ekmeğe tekrar zam. Yani Temmuz ve sonrası vatandaşlarımız açısından çok zor, maliyetli geçecek gibi geliyor. Öyle olacak yani. Ya, Temmuz ayı biraz şeye başladı vatandaşın. Özellikle tabii ülke genelinde böyle ama İzmirli için bakarsak İzmirli Temmuz ayına zamlarla başladı. Elektrik, işte belediyenin su zammı. Arkasından ekmek, ki ekmek önümüzdeki ay bir kez daha zamlanacağı söyleniyor. Zamlı başladı, bakalım hayırlısı. Hayırlısı olsun diyelim ama tabii ki bu arada konu bu tarafta, yani bunu bu meyanda, bu çerçeve içerisinde konuştuğumuz için şunu da söylemek isterim. Biliyorsun Temmuz ayı itibariyle
Bir de %25 kiralara olan bu barem kalkıyor. Bu konuda neler söylemek istersin? Görüşün olmaz mı? Yani o da vatandaş için ayrı bir konu. Sesiniz gitti mi? Ben mi yanlış anladım? Yok, hayır, şu an dinliyorum. Ben de Geliyor mu sen? görüntünüz kayboldu gibi oldu da. Şu an geliyor mu sesin? Geliyor şu anda. Geliyor şu anda. Tamam. Temmuz ayındaki Temmuz kira ayındaki konusunu kira sordunuz. Doğru konusunu mu sordum. anladım? Doğru mu anladım? Aynen, evet. Temmuz ayında biliyorsunuz %25 oranı kalkıyor. Değil mi? Bildiğim kadarıyla öyle. Temmuz ayında Temmuz ayında asgari ücrete zam asgari ücreti zam yapılmayacak ama yapılmayacak. Ama elektrik zamlandı, işte zamlandı. su İşte su zamlandı zamlandı. ama Ama kiralar da kiralarda %25 %25 artacak. artacak. Bu Bu vatandaşa ayrı bir vatandaşa yük. ayrı bir Yani yük. ülkenin Ülkenin ekonomik durumu ekonomik hani durumu iyi niyetle iyi niyetle davranmaya davranmaya çalışsak çalışsak da da gün geçtikçe geçtikçe daha da daha da kötüye kötüye gidiyormuş gibi bir gidiyormuş izlenim gibi bir oluşturuyor ki izlenim gidiyor da oluşturuyor ki yani öyle bir gidiyor da yani görüntü öyle bir görüntü şu anda şu ortaya anda konmuş ortaya oluyor. konmuş oluyor. %25 %25 kiraların üzerinden kiraların de üzerinden de zam zam yapıldığında yapıldığında asgari ücrete asgari ücrete veyahut da birçok veyahut şeye da zam birçok şeye zam yapılmadığını yapılmadığını düşündüğümüzde düşündüğümüzde ki emekli ki maaşı ve emekli maaşı memurlarla ve ilgili memurlarla de ilgili de büyük büyük ihtimalle ihtimalle önümüzdeki önümüzdeki günlerde günlerde açıklama açıklama gelecek. gelecek. Emekli Emekli ve ve memurlara memurlara bir zam asgari asgari ücret gibi ücret gibi olmayacak. Büyük olmayacak. ihtimalle Büyük onlara bir ihtimalle zam onlara bir verilecek. zam Yani verilecek. Yani anladığımız kadarıyla anladığımız veya gelen kadarıyla veya açıklamalar gelen o açıklamalar konuda. o konuda. Ama Ama %25 gibi bir rakam %25 gibi büyük bir rakam ihtimalle gelmeyecek ihtimalle tabii. gelmeyecek tabii. Yani onlara Yani da böyle bir onlara zam da böyle bir zam gelmeyecek. Ama gelmeyecek ama diğer diğer yandan yandan baktığımızda baktığımızda işte ev kiralarına veya kiraların iç yeri kiraları da dahil bütün her şeye %25 ne yazık ki zam gelecek. Bizim gelir olarak herhangi bir şekilde bir artışımızda şu anda gözle görülen bir artış olmayacak. Sabitte kalıyoruz yani. Yani da sabit kalma durumumuz söz konusu gibi gelir olarak. Peki Vahit Bey, şunu sormak isterim. Biraz istersen taşınmazlar ve satışlar konusuna bir değinmek istiyorum. Yani ne belediyelerin şu an biliyorsun taşınmaz satışları var. Önce bir Dikili'yi konuşalım istersen. Dikili'de biliyorsun son Temmuz ayı içerisinde bildiğim kadarıyla yapılacak şeyi ihalesi. Taşınmazlarla ilgili bir gelişme var. Dikili Belediyesi 18 10 taşınmaz tane değil mi? taşınmazını duyurusunu yaptı. Bu konuda neler söylemek istersin? Şimdi Bu arada Dikili görüntü klip geldi mi az Belediyesi önce? sesiniz geldi. Şu Sesiniz anda geldi. Şu görüntünüz de anda geldi. görüntü Herhangi bir geldi. Herhangi bir sıkıntımız yok. sıkıntımız yok. Evet, bu konuda neler söylemek istersin? Ya aslında Ya Dikili aslında Belediyesi'ni baştan bir baştan konuşmak bir lazım. konuşmak Dikili lazım. Dikili Belediyesi'nde Belediyesi'nde Erdal Bey yerel seçimleri hatırlıyorsunuz. Yerel seçimlerde gerçekten de çekişmeli bir seçim yaşandı Dikili'de. Çok az bir farklı da olsa Sayın Adil Bey yine kazandı. Halkın ona bir teveccühü vardı bu konuda. Tabii bu durumda Dikili Belediyesi'nden halkın başka beklentilerinin de olduğu seçim arenasında, o seçim sürecinde herkes tarafından dile getirildi. Adil Bey de benim kişisel olarak söylüyorum bunu. Gördüğüm kadarıyla vatandaşın bu tepkilerini kale almış ve yani bir geçen 5 yıla nazarla önümüzdeki süreçte halkla daha fazla iç içe olduğunu ben şahsi olarak, bir gazeteci olarak görebiliyorum. Özellikle seçim sürecinde kendisine yapılan eleştirilerin hepsini anladığım kadarıyla not almış ve o eleştirileri yani öz eleştiri olarak görmüş olacak ki şu anda o eleştirilerin karşılığını gösteriyor. İşte özellikle mahallelerde buluşmaları, vatandaşın dinlemeleri. Gerçi bu konuda da eleştirenler oluyor. Sadece geliyor, konuşuyor. Ama hani herhangi bir icraat yok gibi siyaseten böyle cümleler de kullanılıyor ama ben tabii işin gazetecilik boyutuna bakıyorum. Yani buradaki eleştirilerin tamamını not almış ki şu anda işte haftada bir gün Çandarlı'ya geliyor. Gördüğüm kadarıyla işte Bademli'ye gidiyor, Sahiller Altı'na yani birçok mahalleyi hafta içerisinde ziyaret ediyor mutlaka.
En azından halkın sorunlarını dinliyor ve anladığım kadarıyla onunla ilgili de çözüm üretmeye çalışıyor. Başarabiliyor, başaramıyor. O tabii siyasetçilerin konusu olacak. Ama gördüğümüz kadarıyla böyle bir değişim var Adil Bey'de. Ben bunu da takdirle karşılıyorum. Çünkü geçen 5 yıla baktığımızda geçen 5 yılda bunların hiçbirini vatandaş fikirde görmemişti. Şimdi ülkenin ekonomik durumlarını da göz önünde bulundurduğumuzda birçok belediye bu işte taşınmaz konusunu satmaya çünkü hani bir şekilde o belediyenin bütçesini ayarlamak zorunda. Adil Bey de şu anda 18 tane taşınmazı satışa sundu. Ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır? Aslında bunu belediyeler olarak bakmak lazım Erdal kardeşim. Yani belediyeler üreten bir kurum olması lazım. Tüketen bir kurum olmaması lazım. Yani için özüne baktığımız zaman bunu Dikili Belediyesi için söylemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bütün belediyeler için söylüyorum. Belediyenin üretmesi lazım. Yani bulunduğu bölgede işte misal veriyorum bu Dikili için konuşacaksak Dikili'de işte ne üretilmesi gerekiyor? İşte zeytin çok fazla. Zeytin konusunda gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor. İşte banyo konusunda gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor. Turizm konusunda gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor. Üretilmesi gerekiyor. Bir şey üretmezsek işte böyle gördüğümüz gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi de değil mi Erdal? Satışa çıkarttı değil mi? Bugün satışa daha doğrusu taşımazlar 556 milyon galiba, notlarıma bakmam gerekiyor da. Benim görüntüm şu an geliyor mu size? 556 milyon. Evet. Evet, İzmir'de 13 taşınmalı satışa çıkartmış. 556 milyon bir beklenti varmış. Yani genelde belediyelerin, yani Türkiye'nin genelindeki belediyelerin ne yazık ki üretmedikleri için böyle bir sıkıntı içerisinde. Yani mutlaka satmaları gerekiyor. Mutlaka üretmedikleri için bir şeyler yapmaları gerekiyor. İşte sadece çevre temizlik vergileriyle belediyenin yürümediğini hepimiz görüyoruz. Bir şekilde üretmeleri gerekiyor. Bu bizim aslında ülkemizin kronik bir sorunu. Evet, her yerde söz konusu olan ve devamlı olarak da tekrarlanan bir sorun. Aynen öyle. Bir de şöyle düşünelim. Bunu da söylemem gerekiyor. Dikili için konuştuğumuz için bunu söylüyorum. Mesela Dikili'de bu gazetelerimizde de ben bu konuda ekip arkadaşlarımızla toplantılarda konuştum. WhatsApp hattımıza mesela birçok haber geliyor. İşte çöp kutusunun fotoğrafını çeken WhatsApp hattımıza atıyor Erdal kardeşim. İşte şurada çöp var, burada çöp var, burada çöp var falan. Şimdi bunların birçoğunu tabii haber yapmıyoruz. Neden yapmıyoruz? Ya ülke belli. Turizm kentinde yaşıyoruz. Geçen sizin İzmir Yaşam'da bir haber vardı. İşte Dikili'ye bayram süresince şu kadar araç gelmiş mesela. Yani bu araçların içerisinde işte 4 kişi olduğunu farz edersek, yani Dikili'de nüfus var, büyük bir bayramda büyük bir rakam gelmiş oldu. Yani belediyenin o konteyneri 2 saat, 3 saat, işte 4 saat veya 6 saat, 7 saat neyse yani geç alması bunu bence sorun etmemek lazım. Yani bunu, tamam bunun bir haber değeri var. Onu da kabul ediyorum. Bunun bir haber değeri var ama yani biz her çöp konteynerini çekip fotoğraf olarak işte bak burada çöp var, bak şurada çöp var, bak şurada şu var, bak burada bu var dediğimiz zaman bu öz eleştiriye geçiyor. Bu gazeteciliğe de giriyor. Öz eleştiriye de geçiyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi mesela bunu söylediğim zaman geçen yine bir toplantıda bunu söyledim. Bir arkadaşımız dedi ki işte sizin gazetenizde Çiğli Belediyesi'nde de böyle haberler gördük. Şimdi Çiğli Belediyesi'nde yaptığımız haber şuydu Erdal Bey. Ya orada bir haftadır alınmayan bir çöp var. Yani çöp 4 tane çöp konteyneri dolmuş. Belki de 1-4 tane daha yerlere atılmış ve etrafa baktığımız zaman da oraya araç gitmemiş. Tabii oradaki sıkıntı yine belediyenin şu anda işte bir grev probleminin olmasıyla alakalı bir süreç. Ama
Orada bir mağduriyet de var. Vatandaş artık o mahalledeki yaşayan vatandaş bir mağduriyet içerisine girmiş. Onun için böyle bir durumda. Tabii bunun bir haber değeri var ve bunu haber olarak yapmışız ama işte 3 saat önce WhatsApp hattımıza gelmiş. Bunu da söyleyeceğim. Dikili temizlik işleri diye bir şey var. WhatsApp hattımıza bir şey gelmiş bizim. Ekip arkadaşlarımız fotoğraf olarak atmışlar. Demişler ki işte burada işte çöp konteynerinde boşaltılmamış. Hatta orada bir ima da var. Onu da söyleyeyim. Komik bir ima. Onu da geçen şeyde sizinle geldiğimizde de konuşmuştuk. Hatırlıyorsanız. Bir mahallede 11 tane çöp konteyneri var. Arada 2 konteyner alınmamış. Yıkan hepsi alınmış. İki konteyner alınmıyor, diğerleri alınıyor değil mi çöpler? Ya bütün, ben de garipsedim yani dedim ki Allah Allah yani o yol içerisinde işte 11 tane çöp konteyner var. Aradaki 2 konteyner alınmamış, yıkan hepsi temizlenmiş. Ben de bunu dedim ki ekip arkadaşlarımıza dedim ki dikili temizlik işlerine bunu yazın bakalım. Buradaki bu problem nedir öğrenelim yani. Hemen geri dönmüş arkadaşlar. İşte dikili temizlik işlerine yazmışlar. Demişler ki ya burada böyle bir problem var. Yani 11 tane çöp konteyneri temiz alınmış, boşaltılmış ama burada 2 tanesi nedense kalmış. Yani araç buradan geçmek zorunda. Mutlaka geçecek. Başka yani bundan sonrakilere de gitmek zorunda. Burada bir sıkıntı var mı? Diye sormuş. Arkadaşlar da hemen cevap vermişler. Demişler ki yani öyle bir şey asla söz konusu değildir. Hemen gerekli şey iletişim kuralım. Sebebini öğrenelim. Ve hemen gerekli çalışmayı yapmışlar. Anladığımız kadarıyla şöyle bir olay olmuş. Tahmin ediyoruz ki araç dolmuş. Araç dolduktan sonra işte boşaltılmış. Tekrar kaldığı yerden devam ederken 2 konteyner geriden başlanılmış. Tekrar temizliğe devam edilmiş. Oradaki 2 konteyner böylelikle unutulmuş. Ama vatandaş bunu tabii bize WhatsApp hattımıza gönderirken tabii otomatikman şikayet düşüncesiyle gönderiyor. Yani sorunun çözümü olarak değil de tamamen şikayet düşüncesiyle gönderiyor. Çok şikayet şeklinde değil mi? Evet. Yapılıyor. Biz de Dikili Belediyesi temizlik işte sosyal medya hesabından baktık. Hatta arkadaşlar saat 1'de göndermişler. Erdal Bey. Bir de cevap gelmiş. 2'de de temizlendiğine dair fotoğrafları göndermişler. Biz de kendilerine teşekkür için bir haber yapmışız. Demek ki bir de hani buraya neden anlattım Erdal'cığım? Şundan anlattım. Dikili geçen 5 yıl ile bu 5 yıl arasında belediye başkanı değişmese de bir değişikliğin olduğunu görebiliyoruz. Yani senin konuştuklarından öncelikle tabii bunun açıkçası ben de bu konuya katılıyorum. Geçmiş dönemde Dikili Belediye Başkanı'nın halkla olan iletişimi farklıydı. Şu dönem dediğin gibi bunun notlarını almış ya da gerekli olan bir takım düzeltmeler yapma ihtiyacı olduğunu görüyorum. Çandarlı Belediyesi'nde bildiğim kadarıyla sen de bahsettin. Haftanın bir günü mesai yapıyor kendisi. Sivil toplum kuruluşlarıyla çeşitli görüşmeler yapıyor. Bunu da takip ediyoruz. Ancak şöyle bir durum var. Dikili'nin de devasa sorunları var. Bunlardan bir tanesi otogar sorunu. Diğeri kanalizasyon arıtma problemi, otopark problemi gibi birçok problem de hali hazırda devam ediyor. Tabii ki bu tasarruf tedbirleri ve şu anki yaşadığımız ekonomik kriz, belediyelerin bu konudaki yaşadığı sorunlar, bu Dikili özelinde baktığımız zaman da Dikili'deki bu birikmiş olan sorunların ne zaman çözüme kavuşacağı da ayrı bir cevap bekliyor diye düşünüyorum. Ama tabii ki başkanın gayretlerini görüyoruz. Ya burada hani sen de aynı kanaattesin. Geçen toplantımızda da seninle konuşmuştuk. Yani bir şey Dikili'nin çok sorunu var. Yani ama biz bunu anlatırken Dikili'nin toz pembe bir şekilde göstermiyoruz. Fakat bir değişikliğin olduğunu da sevdiğimizde herkesin bilmesi gerekiyor. Yani burada bir değişiklik var. Belediye başkanı aynı ama farklı artık. Halka yaklaşım farklı. İletişim farklı. Belediye başkanı danışmanından kaynaklanıyordu. Onu bilemem tabii. Ki danışman çok önemli. Yani o vatandaşla diyaloğu kuracak, o organizasyonu sağlayacak kişidir. Ama şu anda Adil Bey'in
vatandaşla iletişimini ben geçen döneme göre çok çok iyi görüyorum. Fakat Dikili'nin sorunları bitmiş mi? Hayır, bitmemiş. Bizim hala yol sorunumuz var. Geçen gün biz Denizköy yolunda işte yangın dolayısıyla gittim ben gece. Anadolu Ajansı muhabiri olarak. Yani araç, yani ki jiple gittik, yani 4x araçla gittik ama böyle bir yol yok. Böyle bir şey yok yani. Hani bunu kelimeyle anlatamıyorum Erdal Bey. Hani kelimeyle anlatılabilecek bir yol değil. Turizm kenti burası. Ama kelimeyle anlatılabilecek bir yol değil. Yani yolda bir çukur var değil bu. Bu kelime bunun açıklaması değil. Nereye kaçsın vatandaş? Düşünebiliyor muyuz Erdal Bey? İşte bu yazlık yerde bir vatandaşın işte villası var. İşte altında 2 milyonluk arabası var. 2 milyonluk arabasını gelecek bu yola sokacak. Jeep altı vurur mu ya? Jeep'in altı vurur mu? Yani Jeep'in altı vuruyorsa demek ki o yol artık başka bir şekilde. Jeep'in altı vurmaz abi, yani vurmaz. Mümkün değil. Yani. Şey değil. Olabilirlik ihtimali işte. Böyle bir yoldan bahsediyor. Bunun hani bu kötü bir yol, kötü bir yol kelimesi bile buna hafif kalıyor. Yani. Kötü bir yol kelimesi hafif kalıyor. Böyle bir yol olamaz. Şimdi bu bir sorun. Altyapı bir sorun. Sosyal medyada çıkan bu mesela, buraya da değinmemiz lazım Erdal Bey. Bu bir koy vardı. Pisa koyu muydu? Pisa koyu değil mi? Bilmiyorum. Buradaki koydaki mesela zammın. Sosyal medyada ben bazı yorumlara baktım. Bir vatandaş işte ücretsiz olsun demiş. Bir vatandaş da tabii o da kendi çapında düşünüyor. Diyor ücretsiz olursa da herkes gelir. İşte çok kalabalık olur. Onun için belirli bir meblağ alması lazım. Yani herkes kendine göre haklı olabilir. Ama yani biraz önce konunun başında Erdal Bey çok güzel bir şey anlatmıştı. Yani ülkenin refah düzeyinin yükseltecek umuduyla bir yerel seçimde başarı geldi dedi. İşte bu başarının arkasından 100 bin liralık, 100 TL'lik giriş, %100 zam ile 200 TL'li çıkınca vatandaş üzülüyor. Yani. Vatandaşın beklentisi bu değil. Beklentiyi karşılamıyor değil mi yapılan bu? Evet, vatandaşın Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerden bunu Özgür Bey'in de iyi idrak etmesi lazım. Acizane söylüyorum. Bakın vatandaşın beklentisi bu değil. Vatandaşın beklentisi bu değil. Vatandaş refah seviyesinin mutlaka yükselmesini umut ediyor. Bekliyor. Bekliyor. Şimdi altyapı sorununu söyledik. Üst yapı sorunu da var. Ama tabii. Otopark sorunu var. Otopark sorunu var dediğiniz gibi. Bakın öyle bir durum ki ben bunu söylediğim zaman belki yani birçok şeyimiz kızacak. Seçim sürecinde düğün salonu problemi vardı. Şimdi hani bir şey kimse şey yap düşünmesin yani hani toz pembe gösteriyorlar gibi bir denem oluşmasın. Bakın bir belediye öyle büyük bir eleştiriler alıyor ki. Yani siyaseten bu eleştirileri söylemek istemiyorum ama devasa bir rant eleştirileri var. Düğün salonlarında belediye başkanı bir ay içerisinde Çandarlı'ya düğün salonunu yapabiliyor. Yani normalde istendiği zaman yapılabiliyor. Yani yapıldı da. Açıldı bile. Açıldı bile değil mi? Yani yaptı açıldı bile. Helal olsun. Yani buna bak tebrik ediyoruz. Onda bir şey yok. Şu anda ikiliye de aynı şekilde yapılacak. Ki duyduğum kadarıyla birkaç yere daha da düşünülmüş bu konuda. Ne güzel. Ama demek ki yapılabiliyormuş bakın. Aynen öyle. Çok kısa bir sürede de yapılabiliyormuş. Dediğiniz gibi çok kısa bir sürede yaptı Çanlarlı'daki düğün salonunu ve güzel bir yer. Evet. Güzel bir yer. İyi bir tesis olduğunu düşünüyorum. Bu tür sorunlara belki arıtma konusu, kanalizasyon konusu büyük bir proje, büyük bir maliyet yapmak açısından zaman gerektirebilir ama tabii ki bu aslında senelerin konusu Dikili'de, ayrı bir konu. Ona da bir parantez açıp kapatayım. Ama düğün salonu gibi daha farklı şeylerde beklentileri, halkın beklentileri demek ki yapılabiliyormuş diye düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim seninle.
İstese Adil Bey demek ki bunları yapabiliyor ki gerçekten de ben Adil Bey'in bu son dönemindeki yaklaşımına baktığımda Adil Bey bir şey isterse yani Benisio yolunu da yapabilir. Yani bir hafta iki hafta içerisinde bu yolu yapabilir. Eğer yeter ki ben istiyorum desin. Çünkü Adil Bey bir şey kafaya koyun da yapıyor. Çok normalde yapılamayacak başaramaz denilen şeyleri yapıyor. Yapamaz ya bunu denilen şeyi bir ay gibi kısa bir sürede çat diye yapabiliyor. Yani isterse mutlaka yapabiliyor demek ki. Bunu da mutlaka söylememiz lazım. Bu arıtma konusu da Vikibe için çok önemli bir konu. Sen de biliyorsun aslında bu konuya sen daha iyi hakimsin. Evet. Yani işte gerek sesi buyur. Geliyor mu şu an? Geliyor abi buyur. Evet. Yani sitelerde özellikle bankacılar sitesi olsun, diğer sitelerde olsun en son özel bir haber yaptım Sevilay Hanım'la birlikte. Yani bu derelerin ıslah edilmesi gerekiyor, derelerin temizlenmesi gerekiyor. Hatta şunu söyleyeyim, yani oradaki site yöneticileri veya site sakinlerinin beklentisi öncelikle şu derelerin bir temizlenmesi. Yani bu ben bunun çok zor bir iş olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Sivrisinek konusu gündemde biliyorsun yani Allah göstermesin bu konuyla ilgili sıkıntılar, sağlık problemleri yaşanabilir. İlk aşamada bence o çevre içerisinde bulunan derelerin temizlenmesi gerekiyor. Özellikle çok sorun yaratan derelerin. Arıtma konusu zaten hani bu konu dikili merkeziyle ilgili ve çevreyle ilgili bir sistem olacağı için bir an önce çözülmesi gerekiyor. Yıllardan beri konuşulan bir konu. Tunç Soyer benim bildiğim kadarıyla daha evvel bu konuyla ilgili bir takım açıklamalar yaptı. Aday olmadan yani eski önceki dönem belediye başkanı. Programa alınıp alınmadığı konusunu senin bir bilgin var mı bu konuyla ilgili arıtma? Yok o konuda bir bilgim yok. Bir gelişme yok bildiğim kadarıyla. Şu anda herhangi bir gelişmenin olduğunu duymadım. Açıklama da yok. En büyük beklenti bu Dikili halkının. Bunun yanı sıra tabii ki Dikili'nin işte otogar problemi olsun, otopark sorunu olsun bunlar sürekli olarak bizim takip ettiğimiz, halkın da sürekli olarak talep ettiği konular. Ama sitelerde en önemli konu bana göre şu an o derelerin ıslah edilmesi. Yani temizlenmesi, çevresinin temizlenmesi. Hani diğer konular daha çok arıtma ile ilgili. Bir de sivrisinek popülasyonu konusunda evet. Sokaklarda yapılan ilaçlamanın yanında ki temizlik işleri yapıyor galiba bunu. Sosyal medyadan takip ediyorum. Her gün bir mahallede veya her gün mahallelerde dolaşıyorlar gördüğüm kadarıyla. Sosyal medyadan takip edebiliyorum sadece. Fakat bu popülasyon için işte senin söylediğin o dere yataklarının da ilaçlanması gerekiyor. Aslında o dere yataklarının ilaçlanması sokakların ilaçlanmasından daha erzem diye düşünüyorum. En azından yani kaynak orada. Yani o ki sivrisinek sonuç itibariyle buralarda daha çok ürüyor ve kaynağın kurutulması gerekiyor. Yani hem temizlenmesi gerekiyor hem de dediğin gibi ilaçlanması gerekiyor diye düşünüyorum. En büyük beklentilerden bir tanesi bu halkın. O bölge için konuşuyorum. Derelerin olduğu bölge, siteler bölgesi için konuşuyorum. Bu arada bir şey sormak istiyorum. Dikili'de CHP kaç kişiydi disipline verdi bildiğim kadarıyla. Bu konudan bahsetmek ister misin? Evet, disiplin konusu unutulmaya başlandı. Biraz hatırlatalım o zaman. Evet. Şimdi genelde belediyelerde seçimlerden sonra hani siyasi olarak bu tür davranışlar sergileniyor. Fakat ilçedeki işte partisel olarak disipline sevk etme olayı Dikili'de gerçekleşti. Biraz da garip karşılandı. Neden bu kadar yapıldı? Sonuçla ilgili de bir daha haber de çıkmadı bu arada. Şimdi 121 kişiydi değil mi?
Evet, ben şu an notlarıma çok bakamıyorum. Neden dersen notuma baktığım zaman kamerada görüntüm gidiyor mu benim? Öyle bir Yok sıkıntı var gitmiyor. Yok mı? gitmiyor. Tamam, 121 kişi disipline verilmiş. Yani bu konuyla ilgili son gelişmeden böyle bir kısa bilgi vermek istiyorum. Burada tabii bu haberde iddiaya göre Aykırı Göz'ü desteklemeyenler disipline verildiği söyleniyor. Hatta bilinen tanınan siyasetçimiz Rıza Gök, eski il başkan yardımcısı demiş ki başarılı ilçe yönetimi %59'dan %38'e oyları düşüren yönetim bu üyelere ilçe meclisine oy verdiler. Bu üyelerin tamamı Büyükşehir'de Cemil Tugay'a oy verenler. Liste Adil Kırgöz'ün talimatıyla hazırlanıyor diyerekten bir açıklamada bulunmuş o haberde. Ondan sonra herhangi bir ses seda yok tabii ki. Senin Bu söylemek istediğin konuda genel itibariyle ülkede de konuşan yok. Bende böyle bir gariplik de var yani. Ben birkaç kez bu konu hakkında bir araştırma yapayım istedim. Kimse de yorum yapmak da istemiyor. Yani konu hakkında konuşmak istemiyorlar. Diyorum ki yani bunlar neden işte 121 kişi disipline verildi? Bu 121 kişiden de ses çıkması lazım, doğru mu? Tabii ki, tabii ki. Bence de. Yani onların da bu konuda bir açıklama yapması lazım. Açıklamayı Rıza Gök yapmış. Ama tabii ki 121 kişi içerisinde ben listeye baktım. Yine önemli isimler var. O isimlerin de bilmiyorum bir açıklama yapması gerekir diye Ya düşünüyorum. Ama onların tabii da bir ki açıklama yapması gerekiyor ki gerçekten de derin sessizliğin nedeni nedir? Bilmiyorum yani. bunu artık Artık ilçe yönetimine sormak ilçe lazım. Derin sormak lazım. sessizliğin sebebi nedir diye. Biz şahsen ben bakıyorum şimdi sosyal medyada ve haber sitelerindeki haberleri kıyasladığımızda bütün haber siteleri bir istisnasız yani hiçbir istisna yok. Hepsi Adil Bey'in talimatıyla yapıldığını söylüyor. Yani bir tanesi numunelik dememiş ki işte acaba neden oldu diye. Hepsi Adil Bey'in talimatıyla böyle bir karar verildi diyor. Adil Bey'den böyle bir şey yani itiraf gelmedi veyahut da red de gelmedi diyelim. Ama böyle bir şey parti içerisinde bu tür şeyler tabii olabiliyor. Fakat Adil Bey'in ilçe yönetimine gerçekten doğruysa karışması da doğru bir şey değil tabii. Yani çünkü bildiğim kadarıyla Özgür Özel'in de bu konuda bir takım açıklamaları oldu değil mi? Kesin talimatı var abi. Kesin talimatı var. Kesin talimat var. Normalde karışılmaması gerekiyor. Hatta işte bu son okuduğum bu konuyla ilgili haberde Rıza Gök demiş ki Özgür Bey diyordu ya belediye başkanları örgütün içine karışmayacak. Dikili de karışmayı bırak dibine kadar belediye başkanının atadığı altını çiziyorum. Atadığı yapı oluştu diyor. Yani kendi açıklaması bu şekilde Rıza Bey'in bu konuyla Böyle bir ilgili. iddiası Böyle var. bir iddiası var. Rıza Bey zaten bu İddiası konuda var. tek konuşma sergileyen, yani bu Sergileyen konu bu hakkında konuda konuşan tek tek konuşan o var. o var. Diğer bu 121 Diğer kişiden herhangi bir açıklama herhangi bir duymadık. ses Tabiri caizse onların hakkını ifade eden Rıza ifade Bey, eden Rıza Bey. Rıza Bey'in de Rıza iddiaları Bey'in de iddiaları hakikaten hakikaten hatırı sayılır hatır derecede. sayılır derecede. Evet, oldukça hatır Bu konuda sayılır Adil derecede. Bey'in tabii bir açıklaması olur mu olmaz mı ilerleyen dönemlerde bilmiyorum. Yani bu konunun ne olduğunu da bilmiyoruz. Yani konu şu anda işte disipline verildi işte veya ihraç edildi gibi bir açıklama da gelmedi. Ben bunu duymadım. Bilmiyorum siz duydunuz mu ama Yok yok ben bu de konunun duymadım. sonucunu da Konunun duymadım. sonucunu da duymadım. Evet, gerekçelerinin ne olduğu net bir şekilde bir açıklama yok. Sadece bu son işte söylediğim okuduğum haberde iddialar var. Ama dediğin gibi bir açıklama olmadı. Gerek CHP ilçe yönetiminden gerekse başkanın kendisinden herhangi bir açıklama duymadım ben. Adil Bey bu konuda bir açıklama yapmak isterse biz yeni nesil habercilik grubu Tabii olarak ki, tabii ki, tabii ki. İzmir Yaşam olarak da haberini yayınlarız. Seviniriz. Evet. Şimdi ben biraz Şimdi Bergama'ya dönmek istiyorum. Bergama'ya geçelim. Bergama'ya geçelim. Bergama'ya geçelim. Bergama'da aslında biraz Bergama'da senin biraz daha senin fazla daha konuşman fazla gerekiyor. konuşman Neden diye gerekiyor. Neden soracak diye olursan soracak olursan 2 gün önce bir gün kahvaltı önce programı kahvaltı vardı. programı vardı. Evet, Bu kahvaltı programda programında neler neler konuşuldu, neler konuşuldu, edildi? neler edildi? Biz çağrılmadığımız için Çağrılmadığımız için. Çağrılmadın mı sen?
Yok, biz çağrılmadığımız için en azından sizden bu konuda bilgi almamız gerekiyor. Tabii biz burada çağrılmadık derken ben latife ediyorum. Bizim personelimiz, ekiplerimiz oradaydı ama yani biz şahsen çağrılmadık. İhtiyaç sahibi olarak bence çağrılmam gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü aynı konuları az çok ben de yaşadım ama sağ olsunlar bu toplantıya katıldım. Şunu söyleyebilirim ben ilk önce. Ben Bergama Belediye Başkanı Tanju Bey'i diyalogları açısından baktığım zaman yani ben de öyle bir tablo çiziyor kendisi, öyle söyleyeyim. Diyaloğa açık bir insan, yani birçok insanla konuşma, görüş alma açısından bunu meclis toplantılarında da ben takip etmeye gayret ediyorum, olabildiğince canlı yapılan, daha sonra YouTube'dan yayınlanan yani görüş alışverişine önem verdiğini düşünüyorum. Yani bu konuya özellikle dikkat ediyor. Tabii ki yeni göreve gelen bir başkan, öncelikle şunu söylemek isterim. Bu toplantıda bana göre en önemli konulardan bir tanesi, şimdi belediyenin önceki dönem borcu 700 milyon olarak açıklanmıştı kendisi tarafından. Biliyorsun sen de. Bu borcun 3 ay gibi kısa bir sürede 100 milyonunu ödediklerini ifade etti. Yani 600 milyonluk bir borç kaldığı ortaya çıkıyor buradan. Yani 700 milyonluk bir borç var. Bu borcun da 3 aylık bir kısa bir süre içerisinde ödediğini, 100 milyonunu ödediğini ifade etti. Burada tabii ki şimdi biliyorsun bu konu hep gündemdeydi 1-2 aydan beri. Maaş eksiklikleri, yani çalışan personelin eksik maaş yatırmaları söz konusu. Burada da bu konuda da bir açıklama yaptı kendisi. Geçen ay 7500 lira bir eksik ödeme yapıldığını, bunun 2-3 gün içerisinde tamamlandığını, Haziran bu ay içerisinde de 5000 lira bir eksik ödeme yapıldığını, bunun da 2-3 gün içerisinde tamamlandığını söyledi. Temmuz ayından itibaren de Temmuz ayı itibariyle de bu tür bir sorunun artık yaşanmayacağını ifade ediyor kendisi. Tabii ki bunun haricinde o toplantıda başka bir önemli açıklaması da aşağı yukarı 4 milyon civarında 4 milyon civarında bir belediyenin alacağı söz konusu. Orada mısın? Buradayım. Ha, tamam. Belediyenin 4 milyon lira bir belediye alacağı olduğunu söylüyor. Bu biliyorsun belediyelerin işte kira gelirleri var. Bu kira gelirlerini son 2 yıldır önceki yönetim hiçbir şekilde tahsil etmemiş. Tahsil etmemesinin yanı sıra da bu kiracılar da bu borcu ödememişler. Yani 4 milyon lira belediye alacağı içerisinde işte kira tahsilatları yapmaya başladıklarını söylüyor. Hatta bir öz eleştirisi de oldu. Daha doğrusu bir eleştirisi oldu. Dedi ki eski yönetim, önceki yönetim daha çok tarla satmaya, arazi taşınmaz satmaya yöneldi. Bu yüzden de bu kira gelirleri ne esnafa ya işte kirada o belediyenin dükkanlarında veya taşınmazlarında oturan esnafında kiralarını toplamadı. Esnaf da zaten vermedi şeklinde bir ifadede bulundu. Bunları toplamaya gayret ediyorlar benim anladığım. Yani rakam 4 milyon belediyenin alacağı. Peki bu zamana yani, kadar herhangi bir tarla satılmış mı? Yani hayır. Hayır. Herhangi bir ya bu tarla satışı. Herhangi bir şey satılmamış ama satılmadan da 3 ayda 100 milyon borcu ödenmiş. Borç ödenmiş. Söylediği bu. 700 milyon borçtan 100 milyonu ödenmiş. Yani Temmuz ayı itibariyle de dediği bu çalışan personele eksik yatırmalar oluyor ya, işte geçtiğimiz dönem bu ay içerisinde az önce söylediğim rakamlar, bunların da artık ortadan kalkacağını ifade ediyor. Yani tahsilatları yapmaya gayret ediyorlar. Benim anladığım kadarıyla belediyenin alacağı olan tahsilatları yapmaya gayret ediyorlar. Bunun dışında biliyorsun önümüzdeki gündemde Bergama açısından değerlendirecek olursak kermes var. İşte bir kermes hazırlığı belediye başkanının açıklamasına göre, hatta o gün akşamında Kültür Müdürlüğü'nün bir şeyi varmış. Bu konuyla ilgili bir sunumu olacakmış.
Kültür Müdürlüğü kendisine bir randevu talep etmiş başkandan, hani bu sunumu yapabilmek amacıyla. Ama kendisi bütün müdürlüklerin bir arada olduğu bir toplantı içerisinde bu sunumu gerçekleştirmek amacıyla bizim o gün toplantı, kahvaltıda bulunduğumuz günün akşamında bir toplantı yapıp işte kermesin ne tür şeyler yapılacak, nasıl bir bütçe ortaya çıkacak şeklinde bir start vereceklerini söyledi. Tabii geçmiş dönem kermes bütçelerinin de ne olduğunu açıkçası bilmiyoruz. Ben başkana orada da sordum. Önceki dönemle ilgili bir bütçe rakam var mı elinizde diye. Yani bu konuda aslına bakarsan kermes olsun, etkinlikler, festivaller, belediyeler açısından baktığımız zaman oldukça bir mali yük, yani yükten kastık bir finansman gerektiren konular. Senin düşüncen nedir bu konuda? Yani burada aslında kermes tabii geçen dönem ne kadar yapıldığından ziyade Bergama'nın işte özellikle tanıtımı için ne kadar harcama gücüne sahibiz onu konuşmak lazım. Bütçeyi tabii büyük ihtimalle Tanju Bey ayarlamıştır. Ama kermesin mutlaka tanıtımının yapılması ve Bergama'nın tanıtımına biraz daha değer verilmesi, biraz daha önem verilmesi gerekiyor diye ben şahsen düşünüyorum. Şimdi şöyle bir Bu durum arada var. bu açıklamalarında tabii sen oradaydın ama ben bir şey okudum. Bergama'da hiçbir köy arazisi satmayacağını üstüne basarak vurgulamış Ben diye. sordum onu. Dedim ki herhangi bir arazi satışınız, taşınmaz satışınız oldu mu diye öyle bir açıklama yaptı kendisi. Herhangi bir arazi satışımız olmadı şeklinde. Bundan Açıklaması sonra da bu. satmayacağını taahhüt etti yani. Ha, bundan sonra da satmayacağını ifade ediyor. Daha çok işte bu kira konusu gündeme geldi. İşte biliyorsun UNESCO 10. yıl Bergama. Evet. O konuyu da biraz hani gündeme getirelim. Biliyorsun bir şey var. Kleopatra güzellik alıcısı konusu açıldı bu toplantıda. İşte bu yaz dönemi sonunda o Ilıca çevresinde yeni alanlar açmayı planladığını, daha konforlu hale getireceğini güzellik alıcısını söyledi. Bunun haricinde o bölgede biliyorsun jeotermal kaynak da var bildiğim Ilıca. kadarıyla. Nasıl? Ilıca var galiba o Ilıca bölgede aynı var. zamanda. Ilıca. Orada bir reenjeksiyon kuyusu ihtiyacı olduğunu ifade etti. Bu konuda bir çalışma yaptıklarını söyledi. Tabii o bunun dışında yani yatırımcı da bekliyor başkan. Yani bir 4 yıldızlı bir şehir oteline ihtiyaç olduğunu söylüyor. İşte bir fizyoterapi merkezinin bir jeotermal otelin bu merkezde yapılabileceğini ifade ediyor ama tabii bu bir yatırımcı işi, yatırımcı gerekiyor diye de ifade etti. Hani bu Kleopatra özelinde konuşacak olursak ve UNESCO özelinde konuşursak. UNESCO'yu ayrı bir konuşmak lazım aslında. Hani Evet. Bergama'da turizmi ayrı bir konuşmak lazım. Çünkü sen de gidip görüyorsun. Arasta olsun, kale olsun, yukarısı olsun, akropol olsun. Yani aslında hani orada çok büyük eksiklikler var. 10. yıl ama tabii ki neredeyiz? Bunu konuşmak gerekiyor. Ayrı bir program dahili içerisinde diye düşünüyorum. Hatta bu konuda gerekli işte bu konuya hakim onun hakimi kişileri de programa davet ederek bunları Bence ayrı bir programda mutlaka konuşmamız lazım. konuşmamız lazım. Aynen. Kültür mirasımız Bunu bizim için kendi çok kıymetli. aramızda bir belirleyelim de bir Bergama turizm dosyası açalım istersen. Çok Ve iyi olur abi. Çok konuklar iyi olur. alaraktan bu konuyu bir bence irdelemek de çok önemli. Bir de Burada bir tiyatro şey daha filmi de fark ettim var. ben. Buyurun. Erdal Bey, Tanju Bey'in aynı zamanda yaz kış Yaz kış Bergama'nın turizminin canlandırma gibi bir hedefi olduğunu gözlemledim. Doğru mu acaba? Öyle bir hedefi var. Öyle bir hedefi var. Yani yaz kış Bergama'yı turizm açısından canlandırma açısından. Ama tabii ki Vahit Bey yani bir yatırım gerekiyor. Yani Bergama'da turizmi değerlendirecek olursak ben bunu daha evvelden
Orada turizm konusunda uzun yıllar emek veren insanların görüşlerinden şöyle bir kısa bir özet verecek olursam, yani orada yatırım gerekiyor çünkü otel kapasitesi, yatak kapasitesinden tutun da esnafın pazar günleri açık olmasına kadar, tarihi çarşıların düzenlenmesine kadar çok kapsamlı olarak, yani yaz kış tabii ki böyle bir hedefi olabilir ama demek istediğim konu şu: hem yatırımcı gerekiyor hem de gerçekten bu konunun üzerine eğilmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü Bergama çok özel bir yer. Gerçekten çok özel bir yer. Yani çok eski bir medeniyet. Çok yani Pergamon başlığı, tırnak içerisinde Pergamon olarak bakarsak, internette Pergamon olarak bilinen Bergama aslında bir hazine. Yani Efes'le karşılaştırdığımız zaman, bugün Selçuk Efes'le karşılaştırdığımız zaman, ben Bergama'nın şahsi görüşüm daha iyi yerde olması gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii ki şu an Aslında olduğu şöyle mi kadar. demek Şöyle mi lazım demek Erdal lazım? Bey? Ya bu zamana kadar Bu zamana Bergama kadar hak Bergama ettiği ilgiyi, alakayı göremedi mi demek lazım? göremedim. Evet, öyle demek de daha doğru olur diye düşünüyorum ben. Bu arada İnşallah tiyatro bundan sonra festivali görürüz. Sonra görürüz. inşallah. Ama dediğim gibi bu programı yapalım. Turizm konusuyla ilgili ayrı bir dosya açalım diye düşünüyorum ben. Mutlaka mutlaka yapalım. Bu arada sizin bir Bu arada sizin haberiniz bir daha haberiniz vardı daha Bergama vardı. ile ilgili Bergama ile ilgili Kadıköy'de. Kadıköy'de. Ha, foseptik konusu. Evet, ben 2-3 aydan beri bu konuyu işliyorum. Nurşen Örnek'le görüştüm öncelikle. Levent Atlayan tabii ki Bergama Kadıköy Mahallesi Muhtarı. Biliyorsun orada foseptik konusu Sorun çözüldü mü sorun Erdal çözüldü Bey? Bu mü? arada önce Hayır onu hayır soralım mı? çözülmedi. Çözülmedi. Sadece şu an palyatif bir takım tedbirler alınmış. Vedat Erdem'le görüştüm en son. Bu konuyla ilgili Kadıköylü, doğma büyüme Kadıköylü kendisi. Sorun çözülmüyor. Niye çözülmüyor? Çünkü vidanjörlerle oradaki işte o akıntı toplanıp gönderilmeye çalışılıyor. Ama tabii ki o akıntı devam ediyor. Bir de işin ilginç tarafı şu: Poseptik'in aktığı tarla şu an Vedat Erdem'in iddiasına göre tarla Bergama Belediyesi'nin taşınmazı. Bergama Belediyesi'ne Aa, ait yani bu tarla. Ha. bu iddia Bu ciddi. iddia ciddi. Evet, öyle bir iddiası var Vedat Bey'in. Yani şu an aslında Bergama Belediyesi'ne ait olan bu tarla, iddiaya göre, Vedat Erdem'in iddiasına göre Poseptik orada akıyor. Aktıkça şeye doğru, Mera'ya doğru kayıyor bu ve tamamıyla kaplıyor orayı. Şu anki durumda da o 4-5 tane vidanjör işte o olayı müdahale etmişler ama değişen bir şey yok yani tamamıyla. Bir de Vedat Erdem, bu yaptığım röportajda, haberde, tabii bunu da yine incelemek gerekiyor, teyit etmek gerekiyor. Bu da bir iddia. 8 köyde şu an Bergama'da su olmadığını, oradaki vatandaşların yaşayan vatandaşların, köylerde yaşayan vatandaşların da aynı zamanda su sorunuyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Bunu da bir irdelemek Su gerekiyor, araştırmak sorununu Bergama'da 8 köyde İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Sebahattin Güzel mecliste de konuştu galiba su sorununu. Ama bir de şöyle bir şey vardı. Orada bir açıklama da sizin yaptığınız haber biliyorsunuz siz haber yaptıktan sonra TRT de gelip arkasından TRT'de haber yaptı. yaptı. Haber yaptı. Sebahattin Bey'in burada bir açıklaması var. O açıklamada yaklaşık bir işte 150 metre ileride bir foseptikin olduğunu ve Aynen, oraya aynen. bağlanabileceğini yani çok basit bir olaymış gibi yani orada Aslında tabii ki konuşmada ben çözülmesi açısından en son yaptığım Vedat Bey'in söylediği de bu. Yani şu an oraya bir arıtma tesisi belki zaman alabilir, yapılabilir mi, yapılamaz mı, o ayrı bir konu. Yapılsa tabii ki çok daha iyi olur. Ama dediğim gibi 250 metre diye biliyorum ama 150'dir bilemem. Bir şeyle, boruyla oraya bu kanala aktarılıp bir çözüm üretilebilme imkanı söz konusu.
bu Çünkü şey anlatış konusunda. tarzında çok basit. Çok basit. İşte hani işte 150 metre 150 metre ileride bir büyük ileride şehir tamam. 150 metre ileriye şey yapabilir Şey yani. Çok da böyle yapabilir. büyük bir maliyet değil Ben büyük şehir de değil. aynı fikirdeyim. Ama her nedense hala bu sorun benim bildiğim kadarıyla son gelişmede devam ediyor. Peki burada Yerel Hizmetler Yerel Müdürlüğü Hizmetler herhangi bir Müdürlüğü haberinizden sonra herhangi bir haberinizden sonra açıklama herhangi bir yaptı mı? açıklama yaptı mı? Ben burada Hayır, şunu ben da burada şunu da garipsiyorum. garipsiyorum. Yani İzmir Büyükşehir İzmir Belediyesi'nin Büyükşehir Yerel Hizmetler Belediyesi'nin orada yerel işte evet hizmetler böyle bir orada böyle sorunumuz bir var. Biz de sorunumuz bunun var. için şunu Bunun için yapıyoruz. şunu yapıyoruz. Yapmaya Yapmaya çalışıyoruz veya çalışıyoruz yapacağız veya gibi bir yapacağız. açıklamasının olması Hala gerektiğini bununla ilgili düşünüyorum. hiçbir açıklama ben görmedim şu ana kadar. Yani ben Tanju Bey'e de bunu sormak isterdim aslında orada ama özel sormak istiyorum. Yani o toplantıda, kahvaltı toplantısında. Yani şu var, herhangi bir belediyeden, belediye başkanından, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden herhangi bir konu, çünkü bu konu hani ulusal medyaya da düştü artık. Televizyon kanallarında, haber kanallarında yayınlanıyor. Vedat Bey daha bayramdan sonra daha bu konuya biz irdelemeye devam edeceğiz diyor. Yani oraya dikkat çekmek açısından devam edeceğiz diyor bu şeylere. Ama herhangi bir açıklama yok. Ve şey dedi, yani Vedat Bey'in şeyi esasen üzüldüğü noktalardan biri, Tanju Bey doktor, profesör doktor. Cemil Bey de aynı şekilde. Halk sağlığını ilgilendiren bir konu. Çünkü gerçekten o fosfetiğin akması, o hayvanların o suyu içmesi biliyorsun ki direkt anlamda süt, yoğurt ve diğer şeylerle veya direkt halk sağlığıyla, çevre sağlığıyla yakından ilgili bir salgın tehlikesi Allah göstermesin meydana gelme ihtimali var. Bir de yaz aylarındayız şu an. 20 yıllık süren bir sorun bu aslına bakarsan. Yani 20 yıldan beri bu köy, bu mahalle bu sorunu yaşıyormuş. Aslında diğer çevre köylerde de ben bu tür sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Böcekle ilgili de konuşabiliriz tabii ki daha sonra. Yani göz yumulmaması lazım. Bir açıklama duymadım ben. Onun sorunun hani İşte sormak istediğin burada soruya cevap Büyükşehir Yerel Hizmetler Büyükşehir bence konuyu bence konuyu bir açıklama bir açıklama yapmayaraktan yapmayarak konuyu konuyu görmezden geldiğini görmezden mi ifade geldiğini etmeye mi ifade çalışıyor? etmeye çalışıyor? Görmezden geliyor gibi görünüyor şu an. Herhangi bir açıklama yok. Yani ne demek Herhangi bir başka? açıklamanın olmaması. Olmaması. Yani burada Yani açıklama burada işte açıklama işte şunu yapmaya bunu çalışıyoruz. yapmaya İleride çalışıyoruz. bunu İleride yapacağız. bunu Şimdilik yapacağız. şunu Şunu yapıyoruz. yapıyoruz. Yapmamız gereken Yapmamız şu gereken şu gibi. Bir takvim şey söylesin. yapılması lazım. Biz bu Yapılması konuya lazım. Bu konuya hakimiz. hakimiz. Evet, biz burada Evet, bir biz burada sıkıntı bir var mı? Biz de bu sıkıntı var konuya mı? Biz bu konuya hakimiz hakimiz. Takip ediyoruz. Bir planlama demesi yapıyoruz. gerekiyor. Bir açıklama Demediği yapması için de gerektiği için de otomatikman otomatikman ben bu konuyu ben bu görmüyorum konuyu görmüyorum. iması olmuş oluyor. İması Tabii olmuş fiili oluyor. olarak Tabii bu fiili cümleyi olarak bu cümleyi kullanmasalar da kullanmasalar da bu konuyu bu konuyu görmediklerini tanımadıklarını tanımadıklarını tabiri caizse tabiri kaynede caizse kaynede almadıklarını ortaya koymuş almadıklarını oluyorlar. ortaya Bence koymuşlar. Bence ivedi bir şekilde bu ivedi bir konuda bir şekilde bu açıklama konuda bir yapmaları açıklama gerekiyor. yapmaları Biz de gerekiyor. Biz de eğer bir açıklama eğer bir yaparlarsa açıklama yaparlarsa tabii tabii gönül yayınlarız. rahatlığıyla Burada yayınlarız. tabii cevap hakkı herkes için söz konusu. Yani burada dediğim gibi Bergama Belediyesi'ne ait bir tarla olduğu iddia ediliyor. Taşınmazı olduğu iddia ediliyor. Fosseptik o tarlada akıyor. Bununla ilgili bir açıklama cevap hakkı varsa tabii ki seve seve biz yayınlarız. O ayrı konu. Bu devam edecek ama. Yani bu devam edecek derken kastım bu gündemde durmaya devam edecek. Benim anladığım bu. Her ne kadar şu an karşı Bergama Belediyesi'nden, Büyükşehir Belediyesi'nden, yerel yönetimlerden bu konuyla ilgili bir açıklama şu an duymasam da devam edecek diye biliyorum ben. Şimdi bu konuyu da gündeme getirdik. Bunun haricinde sana bir sürpriz yapayım mı diye düşündüm. Ben bu arada Ben bu bugün Bergama Ticaret Bergama Odası'nın bu Ticaret paylaştığı haberi de Ticaret söylemek Odası'ndan şey istiyorum. var. Tabii. Evet, Çığırtma çığırtma. Evet, tescil edilmiş. tescillendi. Evet. Normalde ben Normalde ben çığırtmayı bir genelde Menemenli olduğumuz için Menemen'in biliyorduk ama Bergama bizden önce tescil ettirmiş. Demek ki Bergama'mış. Menemenli mi? Hayır, Menemen de Menemen çığırtma dediğimiz var. çığırtma kendimize ait bir şey Kendimize diye ait bir düşünüyorduk şey diye ama demek düşünüyorduk ki ama değilmiş demek ki Bergama'nınmış. değilmiş. Bergama bu konuda Bergama bu ticaret konuda odası ticaret odası uzun süren bir uzun süren bir çalışmaların ardından çalışmaların ardından Bergama Bergama çığırtmasını coğrafi çığırtmasını işaret coğrafi tescil işaret almayı teslim olmayı başarmış. başarmış. Allah burada da Allah kendilerini burada bu konuda da kendilerini tebrik bu konuda ediyorum. tebrik ediyorum. Tebrik ediyoruz tabii ki. Güzel bir gelişme bu. Bu konuda gerçekten Bergama Ticaret Odası güzel çalışmalar yapıyor.
Bir de şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Sürpriz neydi bu Yani arada? Ben bu sürprizi arada kaçırdım galiba. ya sürpriz şey bu medya konularına biraz girin mi diyecektim hani son birkaç gündür yayınlanan bir haber var. Sen de takip etmişsindir herhalde. Bir sitede çıktı ya bir haber. Sesin yine biraz azaldı. Cemil Bey ile ilgili Cemil Bey'in bir açıklaması varmış iddiaya göre sitede işte bu gazetelerle ilgili falan girmek istiyorsan tabii. Son olarak Son olarak aslında bir aslında saat bir olmuş. saat Son olmuş. olarak bir Son de bu olarak konuya değinmemiz gerekiyor. Doğru doğru söylüyorsun. söylüyorsun. Şimdi öncelikle şunu Öncelikle söylemek şunu istiyorum söylemek istiyorum ben. ben. Cemil Bey'e Cemil kendi Bey'e kendi gazetemizde gazetemizde Eylem Hanım bir mesaj yazmıştı Mesaj almıştı. köşesinde. Köşesinde. Mesajında şöyle bir Mesajında başlık şöyle bir başlık kullanmış. kullanmış. Akrep Akrep olanlarla olanlarla olmayanları olmayanları ayırın ayırın ve ve şeffaflıkla ilerleyin şeffaflıkla diye ilerleyin bir diye bir başlık atmış. başlık atmış. Ve burada Ve burada basın basın konusunda konusunda Sayın Cemil Sayın Bey'den Cemil Bey'den önce önce hatta hatta iki dönem iki dönem öncesinden başlayan bir öncesinden başlayan bir süreci yazıya almış. yazıya almış. Bu süreç Bu süreç içerisinde bazı içerisinde bazı gazetelerin gazetelerin çok büyük çok büyük meblağlarla desteklendiğini ve şu anda o meblağlarla gazetelerin desteklendiğini hatırı sayılır hatır İzmir'in sayılır gazeteleri gazeteleri olduğu hepimizce olduğu malum. hepimizce malum. Yani Yani 25-30 25-30 personel personel rahatlıkla çalıştırabilen rahatlıkla İzmir'in sayılı gazeteleri sayılı haline gazeteleri gelmiş haline ve bu gelmiş ve bu gazeteler gazeteler ne yazık ki ne yazık artık ki artık Cemil Bey'i Cemil Bey'i kendilerine kendilerine düşman düşman etmişler. etmişler. Oysa yaklaşık Oysa yaklaşık 10 yıldır 10 yıldır Cemil Bey Cemil Bey veyahut da İzmir veyahut da Büyükşehir İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden nemalanan Belediyesi'nden hatta büyük hatta yani büyük yani devasa devasa hayal hayal edemeyeceğimiz edemeyeceğimiz rakamlarla nemalanan rakamlarla ve bu hale nemalanan gelen bu gazeteler ne yazık ki şu anda ve bu hale Cemil gelen Bey'i hedef Cemil Bey'i olarak hedef olarak göstermişler. Kendisi göstermişler. bu yazıyı Kendisi çok bu güzel yazıyı kalem çok güzel almış. kalem Yani almış. tebrik ederim. Tebrik ederim. Fakat ne Fakat yazık ne ki yazık ki Cemil Bey de Cemil Bey de işte basına yansıyan basına bu yansıyan açıklamayı bu ve işte açıklamayı kendinize bir beş kendinize tane bir beş gazete tane gazete belirleyin. belirleyin. Yani Yani kendisinden iki dönem kendisinden önce iki dönem yapılan önce şeyi şu yapılan anda şeyi şu kendisi anda de kendisi de yapmış yapmış oldu. oldu. Eğer Eğer bu bu doğruysa doğruysa tabii ki böyle doğru bir bir şey şey doğruysa varsa kendisinden iki kendisinden dönem iki önce dönem önce başlatılan bu organizasyonun başlatılan bu kendisi de organizasyonun şu anda kendisi de apaçık şu anda görüyor. apaçık görüyor. Kendisi Kendisi de de şu şu anda anda düşman düşman olarak olarak görüyorlar. görüyorlar. Yani Yani sabahtan sabahtan akşama akşama kadar akşama kadar şu anda şu anda İzmir'de İzmir'de Erdalcığım Erdalcığım sabah sabah işte işte manşetine Cemil manşetine Cemil Bey'i Bey'i düşmanca bir tavırla düşmanca bir alıp tavırla alıp akşam akşam manşetine başka bir manşetine haberle başka bir kapatan haberle gazeteler kapatan var. gazeteler var. Yani ana Yani manşetine ana bir bakıyorsun manşetine bir mesela. bakıyorsun Ben mesela ben sabah kalktığım sabah zaman kalktığım bütün zaman İzmir bütün gazetelerini İzmir takip gazetelerini ediyorum. takip ediyorum. sabah yatıyor sabah Cemil yatıyor Bey, Cemil Bey. akşam öğlen Akşam Cemil Bey, öğlen Cemil ikindi Bey, Cemil Bey, ikindi akşam Cemil Cemil Bey, Bey böyle akşam Cemil Cemil Bey, Bey, Cemil Cemil Bey Bey diye diye devam devam ediyor. ediyor. Böyle Böyle bir bir düşmanlık düşmanlık sergiliyor. sergiliyor. İşte İşte bu bu düşmanlık düşmanlık sergileyen sergileyen gazete gazete bu 5 hani bu şimdi 5 Cemil hani Bey diyor şimdi ya 5 diyor tane ya 5 gazete tane belirleyin. gazete İşte o belirleyin. 5 İşte o gazetenin 5 biri, ikisi, gazetenin 3'ü biri, oydu ikisi, zaten. üçü oydu zaten. Bakın yanlış Bakın anlamayın. yanlış 1'i, 2'si, anlamayın. 3'ü de 1'i, oydu. 2'si, 3'ü de oydu. İşte Sıralamada 1, 2, 3 oydu diyorsun. Evet. şu anda da Şu anda kendisi da Cemil kendisi Bey'e Cemil düşman. Bey'e düşman. Ne yazık Ne ki yazık Cemil ki Bey'in de bu Cemil Bey'in yaptığı de bu yaptığı hareketle hareketle önümüzdeki dönemlerde önümüzdeki kendine bir dönemlerde düşman kendine bir çıkartmaya düşman çalışıyor çıkartmaya galiba. çalışıyor galiba. Bence Şimdi tabii işte Eylem Hanım'ın da Eylem Hanım'ın köşesinde da yazdığı köşesinde gibi yazdığı gibi şeffaflıkla şeffaflıkla yürümesi yürümesi gerekir. Gerekir. yani Yani gerekiyor, mutlaka gerekiyor, gerekiyor. mutlaka Yani eğer yeni gerekiyor. bir Eğer yeni düşman bir düşman belliyorsa kendine belliyorsa kendine bize bize yeni bir yeni bir düşman düşman lazım. lazım. Bu Bu düşman düşman daha daha az az geliyor. daha az geliyor. Daha büyük Daha bir büyük düşmana ihtiyacımız düşmana var ihtiyacımız diye var düşünüyorsa diye ona bir şey düşünüyorsa diyemem ona bir ama şey diyemem ama görülen köy bu. görülen köy bu. Kendisi daha önce Kendisi daha 5 önce 5 olarak olarak gösterdiği gösterdiği gazeteler şu anda gazeteler şu kendisine anda düşmanca kendisine tavırlar düşmanca sergilemeye tavırlar devam sergilemeye ediyor. devam ediyor. Kimse de kusura Kimse de bakmasın kusura yani. bakmasın. Bu konu daha herhalde daha çok tartışılacak ya da gündemde olacak gibi görünüyor. Tabii ki bu sitede çıkan bu iddia, bu haber herhangi bir doğrulama olmadı bildiğim kadarıyla. Doğrudur yanlıştır iddiası anlamında. Ama bu iddiaya göre de tartıştığımız zaman tabii ki ben gündemde daha duracağını düşünüyorum bu konunun.
Bir saat mi oldu? Efendim, özür dilerim. Bir saat mi Bir oldu? saat oldu Bir şu saat anda. oldu şu anda. O zaman artık yavaş yavaş kapatalım mı? Başka söylemek istediğin, gündeme getirmek istediğin bir konu var mı? Yani gündeme Daha getirmek çok istediğimiz birçok konu konu var. vardı ama Diğerlerine yetişemedik diğerlerine zaten. Bir yetişemedik saat zaten. Bir oldu. saat oldu. Vaktin nasıl geçtiğini açıkçası anlamadım. Onu söyleyebilirim. Güzel bir program olduğunu düşünüyorum. İlk program olması münasebetiyle. Önümüzdeki hafta ya da önümüzdeki programda dediğim gibi bir canlı yayın, daha doğrusu bir program konuğu da alalım diye düşünüyorum. Bu programda gene turizm konusuna ileriki programlarda değinmek isterim, Bergamo turizm konusuna. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Kapatmadan önce. Benim söylemek istediğim bir şey yok. Şöyle söyleyeyim. İzmir'in gündemini yakından takip etmeye ve öz eleştirilerimizle İzmir'i sadece Bakırköy olarak değil ama İzmir'in tamamını daha iyi yerlere getirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ama o dediğimiz gibi hep öz eleştirilerle, kesinlikle düşmanca tavırlar sergileyerek değil, doğruyu yanlışı gazetecilik kimliğimizi kullanarak hakkaniyet ölçüsünde açıklamaya devam edeceğiz. Önümüzdeki programlarda inşallah daha derin konulara da gireriz. Daha da derin konulara girmeye devam edeceğiz. Çok Teşekkür ediyorum. teşekkür ederim katıldığın için. Haber odasında yine bir başka programda görüşmek dileğiyle diliyorum.